Herkese merhaba. Dediğim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Villalar bölgesinde 335 metrekare arsa içinde 4 artı 1 ayrı mutfak, havuzlu, otoparklı köşe bir villanın tanıtımını yapacağız arkadaşlar. Burası diğer villalara göre biraz daha avantajlı fiyatından dolayı. Fiyatı şu anda 9 milyon 750 bin TL buranın. Ama bu videoyu izledikten yaklaşık 15 gün sonra buranın fiyat güncellemesi gelecek. Çünkü etrafındaki villaların fiyatı yükseldi. Burası şu an bir 15 gün daha sabit. Malum dolar euro kurundan dolayı bunların da gayrimenkul fiyatları da yükseliyor. Burası da böyle bir fırsat. Alırken yaklaşık 1-2 milyon, 3 milyon kârdasınız. Emsal villalar arkadaşlar 12-13 milyondan satışta, diğer ilanlara sizler de bakabilirsiniz. Geçelim villamıza. 9 milyon 750 bin TL'ye satılık 4 artı 1 ayrı mutfak, havuzlu, otoparklı bir villa. Köşe villa arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Villalar bölgesindeyiz. Bir cam giydirmemiz var. Beyaz ve antrasit gri renklerinin kullanıldığı güzel bir villa. Bahçesinde hafif bir çap var ama bahçe çok iyi bir şekilde değerlendirilmiş. Şimdi hep beraber bakalım. Burada bir araç girişimiz var. Demir doğrama bir kapımız var. Araç otoparkını iç taraftan göstereceğim. Yaya girişinden girdikten sonra hemen sağımızda kalıyor zaten. Burada bir tane de görüntülü kameramız var, zilimiz var. Misafiriniz buradan çaldığında içeriden de kontrol edebiliyorsunuz. Akıllı sistem bir ev zaten arkadaşlar. Akıllı sisteme sahip. Yaya girişinden girdiğimizde koridordan çelik kapıya doğru gidiyoruz. Sol tarafta havuzumuz kalıyor. Hemen sağ tarafta da bir araç otoparkımız var. Bir araç rahatlıkla sığar. Burada bir aracın rahatlıkla sığabileceği bir otoparkımız var. Hemen karşısında da bir peyzaj alanımız var. Demir doğrama kapı demiştim. Bahçe üstü aydınlatmalarımız var. Bahçe duvarlarımız yine çim çitle yükseltilmiş. Arka tarafta yine güzel bir şekilde değerlendirmiş. Orada da bir tur atarız birazdan. Biz havuza doğru gidelim. Buradan da bir villayı alırsan cam giydirmeyi biraz daha iyi bir şekilde gösterelim. Cam giydirmenin olduğu bölümde alt katta mutfağımız var arkadaşlar. Ayrı mutfak. Üst katta da bir tane yatak odamız var. Bunları zaten içeride göreceğiz. Arsa metrekaremiz az önce söyledim. 335 metrekare. Bunlar da akşam baya güzel bir estetik, güzel görünüme sahip oluyor ama şu anda tabii ki gösteremiyoruz. Burada bir güneş kırıcımız var. Bunun altını da bir bahçe masası, bahçe sandalyesiyle değerlendirebiliriz ama arkada barbekümüz var. O taraf daha güzel olacak. Güneş kırıcıların içinde de yine aydınlatmalarımız mevcut. Spotlight aydınlatmalarımız var. Burada bir tane havuzumuz var. Bahçe sizin de gördüğünüz gibi arkadaşlar üçgen şeklinde bir çapımız var. Ama villanın içindeki odaların hiçbirinde çap yok. Sadece bahçede var çapımız. Bu da bahçe iyi bir şekilde değerlendirildiği için havuz bu tarafa, bu tarafta da bir şezlong alanı bırakıldığı için çap gözümüze batmıyor arkadaşlar. Arsadaki avantajımız köşe arsa olması, önümüzün açık olması. Önümüzde geniş bir cadde var arkadaşlar. Diğer arsalar yan tarafta. Bu taraf tamamen boş kalacak ve yola olan cephemiz büyük. Diğer cephelere nazaran yola olan cephemiz büyük. Burada da yine bir seramikle bırakılmış bir alanımız var. Bahçe masası atabilirsiniz. Barbekümüz bu tarafta. Yan tarafında tezgahımız var. Zaten böyle bir villa barbeküsüz olmazdı. Bir arka bahçede kısa bir tur atalım. Burada da bir peyzaj alanı bırakılmış. Burada bahçe eşyalarınızı koyabildiğiniz küçük bir depomuz mevcut. Villada arkadaşlar alarm sistemi ve güvenlik kamera tesisatı var. Güvenlik kameraları çekilmemiş ama alarm sistemleri çekilmiş arkadaşlar. İçeride size hareket sensörlerini göstereceğim zaten. Ama kameralarımız çekilmemiş. Sadece tesisatı konmuş. Merkezi klima sistemimiz var. Akıllı sistemimiz var. Otomatik panjurlarımız var. Şimdi artık yavaş yavaş içeriye geçelim. Burası arkadaşlar merkeze yaklaşık 2-2,5 kilometre civarlarında. Yine denize arkadaşlar 2-2,5 kilometre civarlarında. Merkezi bir konum diyebiliriz. Kendi aracınızla semt pazarı, kamu kurumları, bankalar, okullar aracınızla 5 dakikalık bir mesafe arkadaşlar. Yine denize de aynı şekilde bir 7-8 dakikalık mesafede. Süpermarketler de artık bu bölgelere gelmeye başladı. Eskiden süpermarketler yoktu. Şimdi süpermarketler de var. Süpermarketlere artık çok yakın diyebilirim. Hatta yürüme mesafesiyle de gidebilirsiniz bence. Villaya girişimizde hemen sağ tarafta bir portmanto bizi karşılıyor. Burada hem ayakkabılık hem de ceket asmalık olarak kullanabiliyorsunuz. Burada bir oturmak için yer bırakılmış. Hemen sol tarafta da akıllı sistem panelimiz var. Buradan arkadaşlar gelen misafirleri,
İçerideki aydınlatmaları, panjurları hepsini kontrol edebiliyoruz. Aynı şekilde telefona da uygulamayı indirdiğim zaman telefondan da kontrol edebiliyoruz. Bu katta bir yatak odası, bir salon, bir tane de ayrı mutfağımız var. Salondan başlayalım. Gelelim salon alanına. Burada arkadaşlar bir tane sürgülü kapımız var. Havuz alanına bakıyor salonumuz. Televizyon tesisatımız burada. Çok güzel bir işçilikle yapılmış bir tasarıma sahip. Güzel bir televizyon tesisatımız var. Televizyon tesisatı ve internet tesisatı da yine arkasına çekilmiş. Aydınlatmamız spot led aydınlatma ve ortada güzel şık bir avize bırakılmış. Yerler 60-120 seramik. Burada da bir tane de güneş kırıcının altına çıkan sürgülü kapımız var. Bunların sineklikleri de çekili arkadaşlar. Burada hareket sensörlerimiz görünüyor zaten. Dediğim gibi alarm sistemi çekilmiş, sadece kameralar çekilmedi. Kameraları da büyük ihtimalle ya müteahhit firma çekecektir ya da alarm sistemi çekip onu bıraktıysa onu bırakmıştır. O konuşulur. Bir tane de şöyle klima tesisatını görüyorsunuz. Bu diğer odalarda da var. Merkezi klima sistemimiz var arkadaşlar. Tek motordan bütün klimaları bağlayabiliyoruz bu villada. Mutfaktan devam edelim. Çok büyük bir mutfağımız var. Bence bu villa için büyük bile kalmış diyebilirim. Genelde bu kadar büyük villalar görmüyoruz. Mutfaklar görmüyoruz. Buranın büyük olması bizim için güzel bir avantaj. Yemek masasını mutfağın içine de atabilirsiniz. Dışarıya da koyabilirsiniz. Bu taraftan bir kapımız açılıyor dışarıya. Bahçe alanına, çelik kapının önüne. Bunlar yine otomatik panjurlu. Ahşap ve grinin biraz daha koyu tonları kullanılmış kapaklarda. Bu şekilde açılıyor. Ayrıca şöyle altlarına da hem aydınlatmalar hem de prizler yeterli bir sayıda konmuş. Toplamda mutfak tezgahının orada 2, 4, 6 tane prizimiz var. Karşıda da var, burada da var. Yeterli priz sayımız var. Buzdolabı alanı o tarafta zaten. Mikrodalga ve fırında. Mikrodalga tarafta burası. Yine bulaşık makinesi alanları da mutfak tezgahının orada. Bence güzel bir tasarıma sahip. Cam giydirme de yine mutfakta, onu söylemiştim. Üst katta da bir tane yatak odasında yine cam giydirmemiz mevcut. Gelelim bu kattaki son odaya. Burası da arka bahçeye açılıyor arkadaşlar. Kat kalorifer tesisatımız var. Klima sistemimiz yine burada da var. Yatak başlığımız bu tarafta. Artık ister yatak odası olarak ister çalışma odası olarak değerlendirebilirsiniz. Genelde eğer yaşlıları olan müşterilerimiz olursa yatak odası olarak değerlendiriyorlar. Yaşlılarını burada merdiven çıkması diye burada konaklatıyorlar. Bu daha mantıklı. Zaten artık çoğu müşterimizin isteği bu yönde. İlk katta, giriş katında bir yatak odası isteniyor. Burada da ortak kullanım bir banyo lavabomuz var merdiven altı olarak. Ne kadar kullanışlı derseniz o tartışılır ama kullanışlı. En azından olması gerekiyor. Olmamasından iyi arkadaşlar. Yukarıya çıkalım. Yukarıda 3 tane yatak odamız var. Bir tanesi ebeveyn banyolu. Şöyle merdivenin altında da yine led aydınlatmalarımız var. Bunlar da o estetik görünüm sağlıyor. Bir tane villayı gezdiğimizde o çok hoşuma gitmişti. Sırasıyla yanıyor. Zaten artık çoğu kişi yapıyor onu ama sırasıyla yanıyor. Burada da yansa çok güzel olurdu. Yine güzel bir avize bırakılmış. Villadaki avizeler çok hoşuma gitti. Merdiven boşluğu da ferah. Yine orada havalandırma penceremiz de var. Aydınlatmamız da gayet yeterli. Yine koridorda da bir tane sensörümüz var. Gelelim ilk oda. Burası aşağıdaki yatak odasıyla ortalama aynı metrekarede. Aynı özelliklere sahip. Tek farkı aşağıdaki odaların hepsi seramikti arkadaşlar. Burada üst katta yatak odaların içinde laminat kullanılmış. Seramik görünümlü laminatlar kullanılmış. Bir Fransız balkonumuz var. Kat kalorifer tesisatımız var. Merkezi klima sistemimiz var. Aydınlatmamız yine aynı şekilde. Aynı otomatik panjurlarımız da var. Onları ister buradan manuel olarak kontrol edin. İsterseniz telefonunuzdan kontrol edin. İsterseniz de girişteki panelden de kontrol edebilirsiniz. Televizyon tesisatı da çekilmiş. Yani villada düşünülmemiş şey yok arkadaşlar. Çoğu. Yani bir villada olması gereken her şey var diyebilirim. Bu da diğer yatak odasından bir tanesi. Metrekare olarak çok büyük. Buraya bir tane çift kişilik yatak, makyaj masası, gardırop, hatta bir tane sehpa, iki tane koltuk da rahat bir şekilde sığar arkadaşlar. Yatak başlığımız burada. Televizyon tesisatımız o tarafta. Aydınlatmamız yine aynı şekilde güzel bir avize. Etrafında da güneşli ve spot led aydınlatmalarımız var.
Son odaya doğru gidelim. Gitmeden bir tane ortak kullanım banyo lavabomuz var. Banyo lavabo da çok şık olarak tasarlanmış. Burada el yıkama lavabomuz gömme bir alana konmuş. Gayet şık, güzel görünüyor. Duşa kabinde yine aynı şekilde. İçerideki seramiklerin renk tonları da farklı. Aydınlatmamız da yine güzel bir aydınlatma tercih edilmiş. Vitra marka klozetlerimiz var. Bunların hepsi de önemli detaylar arkadaşlar. Villada kaliteli malzemeler kullanıldığı görülüyor. Yine oda kapıları da aynı şekilde gayet kaliteli. Siz zaten geldiğiniz zaman kendi gözünüzde daha iyi bir şekilde göreceksiniz. Her zaman zaten müşterilere de söylemek istediğimiz bu. Biz her ne kadar video çekiyor olsak da siz gelin kendiniz gözünüzle görün. Kimsenin gözüne inanmayın arkadaşlar. Biz burada video çekiyor olsak bile gelip sizin her zaman yerinde görmeniz daha güzel. Tabii biz çok satış yaptık. Müşteri hiç buraya gelmeden yer sattığımız çok oldu ama onlara bile tavsiyemiz gelip imkanınız varsa gelip görmenizdi. İmkanı olmayan gelemiyor. Biz artık elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Burası ebeveyn banyomuzdu. Ebeveyn banyomuz bu şekilde. O da kullanışlı. Zaten en az bir tane ebeveyn banyomuzun her zaman olması gerekiyor. O da var. Diğer ekstra bir özellik diğer odalara göre yok. Klima tesisatımız, televizyon tesisatımız, kat kalorifer tesisatımız var. Yerler yine laminat görünümlü seramik. Son olarak balkona çıkalım. Gelelim balkona. Isı pompasını kuracağınız alan burası arkadaşlar. Dilimde siz de biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da bir kez daha söylemiş olalım. Dilimde doğalgaz henüz yok. Ama doğalgaz yerine bu şekilde ısı pompalarımız kuruluyor. Isı pompasını kurup elektrikle evin peteklerde gezen bütün suyu ısıtabiliyoruz ve ev aynı anda ısıtabiliyoruz. Doğalgaz geldiğinde de bu direkt zaten doğalgaza bağlanıp çevirtebiliyor. O daha kolay oluyor. Çatıya çıkışta şurada bir panel varmış. Onu şimdi gördüm. Kapı varmış. Orası da çatıya çıkış. Kiremit bir çatımız var bu arada. Bu şekilde güzel de bir balkonumuz var. Ön tarafa bakıyor. Buradan çaplığı görürsünüz ama gerçekten güzel değerlendirilmiş. Bizim de söylemek istediğimiz buydu. Bir arsa nasıl değerlendirilebilir? Bazen arsa satışlarımız da oluyor. Çap olan arsaları müşterilerimiz bazen böyle kötü gözle bakabiliyor. Arkadaşlar önemli olan o arsayı değerlendirebilmek. O arsanın konumu değil. O arsayı nasıl değerlendirebiliriz? Bunu da güzel bir mimarla çalıştığımız zaman hiçbir arsa kötü değildir. Her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışırsak böyle güzel mimari tasarımlar elde edebiliriz. Yavaş yavaş bitirelim arkadaşlar. 9 milyon 750 bin TL'ye 335 metrekare arsa içinde 4 artı 1 ayrı mutfak güzel bir villa tanıttım arkadaşlar. Çevremiz tamamen villalarla çevrili. Villalar bölgesi. Emsal villalar dediğim gibi 12-13 milyona satılıyor. Burası da 15 gün içinde fiyatı değişecek. Eğer böyle bir niyetiniz varsa elinizi erken tutup bu fırsatı kaçırmamanızı tavsiye ederim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Ya ne var Allah aşkına Mehmet amca?